iş hayatınızda başarınız artıyormuş. Çok. Hadi gözünüz aydın. Ama aşk hayatınız yerle yeksan. Evet. Ay tövbe estağfurullah. Ya şu insan hayatında denge yok biliyor bak, musunuz? Ben bir kova burcuyum. Bak iş hayatında çok iyi oluyorsun. Aşk hayatın berbat oluyor. Aşk hayatında çok iyisin. Tam tersi iş hayatın böyle rezil gidiyor. Şimdi kovalara bakar mısın? Kovalar Merkür gerilediği ilk hafta olan bu haftada özellikle aşk ve ilişkilerinde hayatlarındaki kişilerin göremedikleri, kabullenemedikleri bencilliklerini görecekler. Özellikle iş hayatınızda başarı, aşk hayatınızda sizi olumlu da etkileyebilir zaman içerisinde. İşinizde yeni sorumluluklar ve kazançlar elde edeceksiniz. Aşkta, evlilikte ve beraberlikte hep kendini haklı gören bir hayat arkadaşıyla yaşamda yol alıyor olabilirsiniz. Merak edilmeyi sevmeyen bir kadın da olabilir. Merak edilmeyi, aranmayı sevmeyen bir bey de olabilir bu kova burcu kişisi. Valla hiç kimse vazgeçilmez değildir. Özellikle kovalarda genelde bu vardır. Peki bunu kovalar mı yapacak yani? Kovalar yani mı? Kova kişilikleri, kovalar. Bak ben bir kovayım ve çok dikkat etmek durumundayım. Ben vazgeçilmeyecek kadar özelim. Ben vazgeçilmeyecek kadar çok bilgiliyim. Tavrı ve davranışı içinde olursanız pat diye bir gün içerisinde vazgeçildiğinizle yüzleşebilirsiniz. Yani gidene bay bay. O yüzden kovaların ellerini başlarının arasına alıp hayatındaki kadını, hayatındaki erkeği kaybetmeyi gerçekten istemiyorsa çok dikkatli olması, çok tedbirli olması gerekiyor. Çünkü bugün yeni bir gün kova burcu için ve 8 Aralık'a kadar yanlış duygularınızdan, enerjinizi emen kişilerden arınmaya özen gösterin. Siz kendinize değer vermezseniz, karşınızdaki kişilere daima önem değer verirseniz, feda ile kar elde edemediğinizin farkında olacak, çok gözyaşı dökeceksiniz. Yalnız değilsiniz, Allah var. Yanlış yapan herkesten uzaklaşın. Ne yanlış eşi, ne yanlış nişanlıyı, ne yanlış erkek arkadaşı, ne yanlış kız arkadaşı hayatınızda barındırmayın. Gökyüzü uyarıyor. Evlilik olsun diye evlilik sürdürmeyin. İlişkim olsun diye ilişki yaşamayın. Ama gerçekten de kovalar bunun farkına varacak. 8 Aralık'a kadar tanınmış, bakın ünlü kovalarda bile görecek, duyacaksınız. Ay bunlar nasıl ayrıldı diyebilirsiniz. Birçok kova hayatında devrim yaratacak. Eskiyi bırakacak, geçmişi bırakacak, yeniye odaklanacak. Hayat şartlarını ve standartlarını da değiştirecekler. Vallahi kovalar adına ürktüm. Ben kovalar adına çok mutluyum. Neden mutluyum? Göremediklerini, görmezden geldiklerini net bir biçimde görecekleri için gerçekle yüzleşecekler. Gerçeği görmek bazen deşer geçer, bazen devirir geçer ama sonunda sımsıkı ayaklarınızın üzerinde durmayı ve başarmayı sağlar. Peki, kovaların sağlık ve iş konusundaki yükselişlerinden de bahsedelim. Peki, hep hayatınızda kötü şey olmuyor. İş hayatınızda inanılmaz güzel fırsat ve imkanlar yakalayacaksınız. Çok para kazanacaksınız bu hafta. Başladığınız her işi tamamlayacak. En azından maddi olarak güçteyim ve güvendeyim diyebileceksiniz. Yalnız değilsiniz. Kendinizi yalnızlık moduna asla sokmayın. Beklenmedik büyük imkan ve fırsatlarda yüzleşme İnşallah. Ve güzellikler getirecek. Sağlıkta sindirim sistemine karşı dikkatli olun. Ama beden sağlığınızı, psikolojinizi güçlü tuttuktan sonra hep güçlü tutacaksınız. Ha, merak etmeyin. Sağlıkta sindirim sistemi. Sindirim bağırsaklar, mide, sindirim sistemi. İki Harikasın, gündür var. Nuray'cığım valla müthiş. Tanıdığım bir kovadan dolayı evet. mı? Spotum. Akıl sağlığınıza önem verin. Kimse için çıldırmayın, değmez.